Hoş geldiniz. 3 haftadır video atamadım. Çünkü COVID-19'a yakalandığım için video atamadım arkadaşlar. Allah'a şükür şimdi gayet çok iyiyim. Çok sağlıklıyım. Allah kimseye hastalık vermesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben hastayken oyuna güncelleme geldi. Onun için yeni aldığım uçak gemisini çekememiştim. Çekmek bugüne nasip oldu. Bugün arkadaşlar USS Enterprise CVN 80 ile oynayacağız. Gamma Play videosu olacak ve yeni gelen güncelleme hakkında sizlere bilgi vereceğim. Hemen hızlıca yeni gelen ekipmanları göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, füzemizde bir değişiklik yok. Top olarak arkadaşlar bir değişiklik yok. Otomatik top olarak bir değişiklik yok. HSS olarak bir değişiklik söz konusu değil. Bomba tarımız gelmemeli. Yeni helikopter geldi arkadaşlar. Bu helikopter Pass Royale'den alabiliyorsunuz görev tamamlayarak. Şu gördüğünüz helikopter pende var. Muhbir. Tanksa var, güdümlü füzeleri falan var arkadaşlar. Ama tanksa var, güdümlü füzesi çalışmıyor. Çünkü oyunda tank yok. Onun için çalışmıyor. Yeni gelen bir uçağımız yok. Avcı uçağımız yok. Dronumuz yok. Dronumuz yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi online bir oyunumuza başlamadan önce hemen size geminin özelliklerini bahsetmek istiyorum. Gemimiz arkadaşlar bomba atarı var. Bir dakika, şuradan daha iyi anlarız. Gemimizin arkadaşlar iki bomba atarı var. Saldırı uçağı, uçak bombacısı, drone var. Hem uçak bombacısı var hem drone var arkadaşlar. Avcı uçağı, helikopter bir tane. Otomatik top 5 tane olması güzel olmuş arkadaşlar. Ben gene her zamanki gibi koydum. HSS arkadaşlar toplam 6 tane var. Ben 3 tane pantaşır, 3 tane de uragan koydum. Uragan jetlere tek atması için. Bu arada arkadaşlar oyunumuza Türk bayrağı eklendi sonunda. Bu Türk bayrağı getiren izleriz. Ben de dahilim. Size anlatayım onu da. Bir gün biz topluca Türk serveri olarak Kobalı ani bir baskın verdik. Hep beraber hep beyazın dedik. Türk bayrağı istiyoruz, bu bizim hakkımız diye. 3 gün sonra oyuna Türk bayrağı getirdiler. Yani Türk bayrağını bizlere getirmiş oldu arkadaşlar. Sonunda Türk bayrağımız gelmiş oldu oyuna. Şimdi arkadaşlar oyunumuza geçebiliriz. Hemen online oyun diyelim. Bu arada arkadaşlar şarkımı çıkarmama son 150 abone kaldı. Toplam 160 abone falan kaldı arkadaşlar. Hep birlikte destek olursanız şarkımı en yakın sürede çıkaracağım arkadaşlar. 500 abone olunca bomba gibi şarkı çıkacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Enter. Iris uçak gemimi hiç hareket ettirsem mi acaba? Ettireyim. Aynı hareket ettireyim. Aynı Storm'da kullandığım gibi bomba tarla kullanayım. Jetlerimi kaldırayım, göndereyim önden. Size hem yeni aldığım drone'u göstereceğim. Yeni aldığım drone arkadaşlar KUS-FC. Bu drone yeni geldi oyuna. Videonun başında göstermeyi size unuttum. Drone'umuz arkadaşlar gayet güzel. Diğer drone'lara göre güzel arkadaşlar. Uçak savarı var. Füze atıyor. Bakın tutturabilecek miyim? Aşağıdaki bombalama sistemi seri halde bomba atıyor. Normal gemiye tutturmanız %20 ama uçak gemisine tutturmanız %80. Uçak gemisine dikey girdiğiniz zaman. Bu drone'umuz böyleydi arkadaşlar. Tekrar geçelim gemimize.
Bomba atarımızı şuradan bir atalım. Gözden kaybolmadan hemen. Helikopterimi de size şimdi göstereceğim. Helikopter ölmeden bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar, yeni gelen helikopter bu. Gördüğünüz gibi tank savar şu. Bunu kullanamıyoruz çünkü oyunda tank yok. Tank gelmesi lazım oyuna. Herhalde önümüzdeki güncellemede büyük ihtimal gelebilir yani. Pek emin değilim. Gördüğünüz gibi otomatik tüfeği var. Füze atar da var arkadaşlar. Bence gayet helikopteri ben sevdim yani şahsen. Diğer helikopterlere göre güzel. Tank savar ateşlendi. Allah Allah, tank savar ateşlendi. Ben bunu ateşlememiştim. Tank savar ateşlendi arkadaşlar. Siz de gördünüz. Hemen jetlerimi gene kaldırayım. Sakın o ikinci uçak bombası kaldırdığım için hile oldum sanılmasın. Oyunda mühimmat rezervi var. Mühimmat rezervinin amacı böyle böyle tek kullanımlık uçaklardan öldükten sonra tekrar çağırabiliyorsunuz. Mühimmat rezervin amacı o. RF Atakar. Seviye 2 uçak gemisine aksın. Bize kafa tutuyor. Ben bu Atakar'ı alırım. Gerçi Atakar seviye 2 değil herhalde. Seviye 3 olması lazımdı. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Şu an 600'ler 600 bin hasarları doğru seyrediyoruz. 700'e yaklaştık diyebiliriz. Gemim de batmak üzere. Canı az kaldı. Çünkü çok ortadan daldım. Ama bu gemiyi alabilme şansım var. Evet, bu gemiyi inşallah alacağım. Bu gemiyi aldım. Evet, bu gemiyi aldım. RF Varek gemisi geldi. Hemen bir cam basalım. Bir de tuzak kullanalım. Gelen füze varsa eğer hemen savasın. Bu uçak gemisinin manevrasını sevdim. Diğer uçak gemisi gibi ağır dönmüyor. Kolay dönebiliyor manevrası. Var yakıda almak üzereyim. Hemen bir tane daha kullanıyorum şuradan tuzaklardan. Şu an 1 milyon hasarımız oldu arkadaşlar. 1 milyonu geçebilir. Hemen bir can daha basayım hızlıca. Bir de size bir şey diyeceğim. Bu 3 tane uçak bombacısından en iyisi arkadaşlar, yani en iyisi derken en kullanışlısı Pakta ve X-Ani. Çünkü diğer o sadece bomba olan uçak bombacısında, şu an ismini unuttum, aklıma gelmedi. O sadece uçak gemilerini bombalamaya yarıyor. Yani normal gemileri tutturma şansınız %20 gibi bir şey. 20-30 gibi. Onun için sadece uçak gemileri ondan çok güzel durabilirsiniz. Onun için ben onu kullanmadım. Ben üçünü denedim. En kullanışlısı Pakta ve Xani. Karşının denizaltısı dağın arkasında. Şuraya bir jetle bir 2 dakika bakalım gelelim.
Artık arkadaşlar her hafta Salı günü ve Cuma günü videom gelecek aralıksız. 3 haftalık bir video atmadım. Videonun başına söyledim, sebebimi biliyorsunuz. Artık her Salı ve Cuma günü videom gelecek. Uçağımızı bir yavaşlatalım. Denizaltını vuralım bir. Evet, denizaltı suya girdi. Oradan çıkar bu. Hemen bunu gönderelim. Bu videonun sonunda size bu geminin hızını, sağlamlığını falan göstereceğim. Videonun başını onu göstermeyi unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. 3 haftalık bir aradan sonra yani ilk kez çekim daha video. Biraz safsaklamış olabilirim yani. Onun için kusura bakmayın. Bir dakika kaldı savaşın bitmesine. Hala karşı denizaltısı hayatta. Bizim takımdaki de iş yapamıyor ki. Hepsi de yabancı zaten. Yine jet kaldırma işini bize kaldı. Geç abi jet başına. Jeti bulmam. Denizaltıyı bulmam lazım. Denizaltıyı bir bulayım. Bu tarafta herhalde. Evet buldum. Abi uçağı çevir bakayım şöyle bir. Diyeceğim de girdi gene bu suyun altına. 49 saniye kala karşı savaş bitmesine. Zaten savaş her türlü bizde. İsterse sabaha kadar beklesin karşı denizaltı suyun içinde. Bu arada jetimiz de attı. Savaş bizde arkadaşlar, son 30 saniye. Son 10 saniye gireceğiz. Biraz daha hasar verin bari şuna. En az bir 1 milyon 200 yapalım. Saniye bitmeden son 4 saniye. Hadi bir 1 milyon 200 olsun hasarımız. Evet 1 milyon 200'ü birazcık daha geçti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir online maç oldu. Gördüğünüz gibi aldım dolar. XP mevcut. XP'm ve dolarım borcu çok olmasının sebebi premium hesap geldi bana günlük ödüllerden. Sebebi o. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın demeyeceğim. Çünkü size gemiyi özellikle gösterecektim. Aklıma geldi şimdi. Bu gemiye karşı sağlamlığı 44.200, gördüğünüz gibi. Hızı 12.6 kanot. Manevra kabiliyeti 5.2 olmasına rağmen gayet güzel. Radar menzili 11 kilometre. Sonar menzili 2.2 kilometre. Bombardıyorlar. Hasar verdiği sayısını görüyorsunuz. Toplam ver hasarları. Grev savaşçıları, dronlar, helikopterler, av uçakları. Gördüğünüz gibi denize indiriş tarihi 2025 yıl diyor. Tabii biz şu an 2021'deyiz daha. Uzunluk 337 metreymiş maşallah. Genişlik 78 metre. Deplasman 100 bin ton herhalde. Tam sıfırları saymadım. Evet arkadaşlar, bu videomuz da böyle oldu. Bir dahaki videomuz Salı günü olacak. Salı günü görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi oyunlar.